87'de 260 tane hayvan vardı. Eba aşısı yaptırdım onlara. Evet, yani diyorsun ki insanlar artık köylerde çalışmıyorlar. Çalışmıyor. Evet. Çalışmıyor. Kimse çalışmıyor. Yok. Hiç kimse alamıyor. Haşini kafaya koydum, ben alacağım bir sığır. Ha, bu yaşta sığır alacaksın. Alacağım. Ne diyeyim ya? Süte para vere vere aylık etmiyor. Bezdim diyorsun işte. Ha, ha şimdi ne bileyim. Peki sen yaptın mı hayvancılık, yaylacılık? Yapmam olur mu ya? Yapmam olur mu? Yaylada, yaylada ne kadar sığır bekledim. Yaylada ben bir kız arkadaşımla durdum orada. O, ben bekledim, sığırları geldi. Arkadaş, dedim gideceğim ki. Dedi bana, abi dedi, yok dedi. Gideceksin sabahdan sığırları bekleyeceksin. Kedir ahıra koyacaksın, onu da gideceksin. Ambalda. Ne yapacağız? Çıkardı sabahtan erken, çıkardı. Sinek var ya, sinek hayvanı dokunuyor. Yıkardım, otladım, geldim, geldi. Dedim gideceğim. Ye de öyle, yok dedim ben gideceğim. Oradan bir yola girdim. Çiftçiliklere ne zaman geldim? Karakaban'a ne zaman geldim? Kalibara indim. Dedim biraz uyuklayayım. Öyle yoruldum, oturdum mu uykum geldi. Sabahtan erken kalktım. Öyle yoruldum oldum da çocuk. Bir daha birisi bir haberi geldi. Kalk kalk dedi oradan. Kenaya yattım. Bir baktım, la bu kim idi? Baktım bir bembeyaz adam. He Allah, haberle gelir aklıma. Bembeyaz bir adam. Ulan başında kırmızı söyledi. Oradan kalktım. Kalktım oradan. Önü baktım o yana bu yana. Çümen her taraf, çümen her taraf görmedim. Bir yeri göremedim onu. Bir yeri göremedim. Ondan sonra kalkarım ayağa. 2 metre o yanda bir yılan geliyor. 60 santim kafası o kadar. Siyah, beyaz bir yılan. Oy nenem, ben de o kadar korkarım onlardan. Hala daha korkarım onlardan. Hala da tabanca bir yere gideceğim, tabancam benimle olacak. Onlardan çok korkarım. Oradan bir yola girdim, nasıl gittim arkadaşlar, nasıl geldim. Geldim ama burada uşun yattım, beni hocalar okuttu. Annem kaldı yanımda, Allah rahmet eylesin, annem ağlar. Ama nefesim kesildi. Öyle korktum. Öyle geldim buraya. Nasıl kesildim bilmiyorum. Hala da keçe gelir aklıma, rüyama gelirim. Ondan... Yani siz orada amca yoruldun, yattın. He. Orada böyle yattım. Çimende yattım. Birisi geldi. Kalk dedi buradan. Nasıl birisiydi amca? Ya göre tanıyamadım onu. Bembeyaz bir adam. Başına kırmızı bir salık. Neydi? Nesiydi? Çin miydi? Beri miydi? Neydi oğlum? Şehit miydi? Orada kalkınca kalktım biraz, yani yoruldum da. Evet, aldım la, ben kim, bu yana baktım, bu yana çimen, bir yerde göremedim. Ben oturdum istirahat edeyim deme. Bir yerde göremedim hani. Ola dedim la, kalktım. La dedim, bu adam beni peki de vuracak hadi. Öyle geldi aklıma. Az kalktım o yana, iftarlık baktım. Baktım bir yılan 60 santim kanlıkta, büyük bir yılan yalayıp o yattığım yere. Hani gördüm nasıl geçtim. O zaman da biraz gencim ama delikanlıydım. Öyle geldim buraya, geldim burada. Bir hafta yattım. Hocalar bu doktor yok o zaman. Hocalardan okudular, nuska yaptılar, bilmem bir şeyler yaptılar. Şimdi dirildim Allah'ıma. Çok ilginç bir olay yani. Gelip seni orada birisi kurtarmış yani. Beni orada Hızır mıydı, neydi, şehit miydi? Ha, ne diyeyim sana, bembeyaz elbise, başında saruk. Kırmızı sarık. Etrafı dedim sana, yani buradan baktığın zaman şu karşı evler kadar çimen orası. Ağaçlık yok, bir şey yok ki görme. Baktım o yana bu yana baktım, bir yerde göremedim onu. Oradan arkadaş nasıl geldim burada. Bir hafta burada yattım kalktım. Herkes, annem ağlar. Ailenizde şehit var mıydı? Ne, olmaz olur mu? Dedemin, babamın, babasının 7 kardeş ile bir Yemen'de bile asker orada vuruldu. Hiç bir tanesi gelmedi. Bir Yunus isminde bir tanesi geldi. Babam dedesi 7 kardeş ile. Hep böyle harpta oradan burada eldi gittiler. Yani şehitler bazen yakınlarını korurmuş böyle. Bilmem. Bir tane de var halamın uşağı vardı. Teyzemin uşağı. O da abile yolda eldi. Şehittir. Sultan Murat'tadır mezarı. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin inşallah. Amin, amin. Şehitler, şehit ne demek? Ya şehit dediğin, neydi ya? Amerika'nın başbakanı, Kennedy. Evet. Kennedy dedi ki, ben hiç unutmam onu. Kennedy dedi, Türkiye ile harp olmaz. Türkiye hiçbir zaman dedi, harbi kaybetmez. İnsanı ölse de, asker ölse de şehitler
devreye girer dedi. Türkiye'yle dedi harp kimse etmesin. Ben işittim onun ağzından. Tamam canım, yayla zamanları vardı. Yayla zamanında yokluk vardı. Vardı, evet yokluk vardı. Ambarlı'da yayla. Çalışıyorduk, ambarlı'da yapardık. Ambarlı'da yaptık. Yayla zamanında da yokluk var mıydı öyle? La olmaz oğlum ya, etmek ben termine gittim. Aç karnına buradan sapıdan gittim. Bir tane gemisir geldim, uğurduk yalladık burada. Ha şimdi bir cıval bunu alıyorsun, getirsin buraya. O giderdik, yalladık buraya, acından ellidik. Annem ha böyle bir hamanı, hamuru yapardı. Ha böyle plagi vardı, plagi... Şeyin içine koydu, odunlar içine kızardı, koydu, hamuru yapardı etmez. Neler çektik neler. Peki niye yok? Kü, niye yoktu? Ne bileyim, Alman harbi var dediler, ha buradan bir tayin var dedi, yüklendi. 50 kilo misil kendi maskeye gidiyken, gidiyken ha böyle ne bileyim, dişli kaldı orada 50 kilo yüklendirebilirdi tayin, öldü. Apandistan patladı gitti, öldü. Yüklendirdi, Alman harbi var dedi. Asker, eskiden jandarma geldiğime bire rahmetli abi de halk evi yapılıydı. Babama dedi ki 50 tane keremik yazacağım. Babam ben bunun içine soktu kerem edip yüklerini getirdi oraya. İşte sen geldin mi? Uşun dayak yerini karakolda. Ben onları bilirim. Abi şey var idi. Yusuf Özdemir. Yusuf Özdemir'i hacan karakolda diyorlar. Sesi dışarı geldi. Ben onun sesini duydum ben. Peki tarla vardı, hayvan da vardı. Vardı, hayvan vardı. Ama yine vardı. Nasıl yokluk oluyordu? Nasıl vardı? No, pellerdik, bellan pellerdik. Sonra ihrat da yapardık. Bugün sana 10 kişi, her sana öyle heble de ihratla da yapardık. Millet o zaman birbirine çok yakın idi. Çok yakın idi. Tuz almaya geldi komşudan, komşu senden tuz alırdı. Geldi senden misir unu alırdı. Bilmem ne aldı. Öyle kesindik, öyle birbirine bağlıydık ki bildiğin gibi. Şimdi öyle değil. Oo, sen selam vermeye şimdi bakarsın, selam. Ben bakarım, gideyim. Rahmetli babam gidiyken, bayanlar, kadınlar işte çalışırken selam verdiler. Selam. Dedim baba, sonra da bir yerine dedim baba yok selam dedi, eve kireyken evde de kimse yoksa dedi, eve selam vereceksin dedi. Selam dedi, Allah'ın selamı dedi. Bayan olsun kız olsun, ne olursa olsun selamsız geçme. De, rahmetli babam öyle dedi. Rahmetli babam. Amca o zamanlar peki o eski zamanlarda ne yerdiniz ne içerdiniz, neyiniz vardı mesela evde? Fasulye var idi, mısır var idi, ondan sonra kabak vardı, kabak olurdu burada aklımda kabak. Ne bileyim, yemek yapardı annem, yemek makarna keserdi. Ondan sonra buğdayı gördük burada. Buğda olurdu, annem makarna keserdi. Babam derdi, yağ yenmedi dedi şeye. Sahana yağ inmedi. Yani öyle yağ inmedi. Ey gidi. Ey gidi kinler. Peki çarşıdan bir şey alır mıydınız? Dedim sana bir tuz lan bir kaz yağı alırdık. Elektriği oydu. Aha bak öyle lamba yakardı. O nerede o kara lamba?